kısa sorumuzda yeryüzünde dünyanın şekli ve günlük hareketleri sonucunda çeşitli basınç kuşakları oluşmuştur. Dünya üzerinde bu olaylara bağlı olarak 0, 30, 60 ve 90 enlemlerinde sürekli basınç merkezleri görülür. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği, ekvator ve çevresinde yıl boyunca sıcaklık eğik açıdan gelen kutuplar ve çevresine göre sıcaklık yüksektir. Eğik açıyla gelen kutuplar ve çevresinde ise sıcaklıklar düşüktür diyoruz arkadaşlar. Bu durum basınç farklılıklarına neden olur. 30 derece enlemleriyle 60 derece enlemler arasında hava kütleleri alçalıp yükselmekte zorlanır diyoruz arkadaşlar. Evet. Sürekli basınç merkezleri arasında yıl boyunca esen rüzgar, yıl boyunca esen sürekli rüzgar sistemleri oluşmuştur. Bu rüzgarlar yıl boyunca aynı yönden eser ve ulaştıkları bölgelerin iklimleri üzerinde etkilidirler. Aşağıdaki şekilde yeryüzündeki sürekli basınç merkezleriyle bulunan arasındaki rüzgarlar gelişmiştir diyor arkadaşlar. Yani aşağıdaki şemaya baktığımız zaman arkadaşlar hem burada bize basınç merkezleri verilmiş hem de hangi rüzgarların oluştuğuna dair bir ipucu verilmiş. Tabii ki bizim buradan bunları doldurmamız istenebilir. Bakalım ilk sorumuz neymiş? Şekil üzerinde gösterilen alanlarda hangilerinde ısınıp soğumaya bağlı, sıcaklığa bağlı, yani ısınıp soğumaya bağlı sıcaklık değerleri bağlı olarak basınç merkezleri oluşur diyoruz arkadaşlar. Neydi? Ekvator ve kutup üzerinde yer alması gerekiyordu. Bu açıdan baktığımız zaman 0 ile gösterilen, yani 0 derece ile gösterilen alanda termik alçak basınç, 90 derece ile gösterilen alanda ise termik yüksek basınç görülür. Hemen şöyle yapalım. Evet. 0 derece ile gösterilen 0 dereceli gösterilen ve 90 dedik arkadaşlar. Evet. Şimdi ikinci sorumuzdayız. Bakalım ikinci sorumuzda ne sorulmuş? Şekilde gösterilen rüzgarlardan hangilerinin dinamik basınç merkezleri arasında ST ya da SC söylenebilir? Sürekli basınç yani şöyle söyleyelim. Şekil üzerinde görülen alanlara baktığın zaman sürekli basınç alanları 30 derece ve 60 derece enlemler arasında dinamik basınç merkezleri de oluşur. Dolayısıyla 2 ve 5 numarayla gösterilen rüzgarlar dinamik basınç merkezli olarak batı rüzgarları olarak eser diyoruz arkadaşlar. Hangi merkezler arasında eskiden söylemiş bize? 2 ve 5 numaralı merkezler diyelim. Evet. Devam edelim. Biraz daha devamlı getirelim. Burada bir şeyler daha yazmak istiyorum. Daha sonra arkadaşlar neydi? Bu rüzgarlar batı rüzgarları olarak bilinir. Bilinir dedik. Noktamızı koyduk. Evet, şöyle yaptığımız zaman biter. Evet, ikinci sorumuza bakalım hemen arkadaşlar. Ne demiş bize? Şekilde gösterilen rüzgarlardan hangilerinin dinamik basınç merkezleri arasında eseceğini belirtiniz demiş. Şekil üzerinde görülen alanlarda 30 derece ve 60 derece enlemler arasında dinamik basınçlar oluşur. Dolayısıyla 2 ve 5 numaralı yerlerde rüzgar dinamik basınç arasındaki basınç farkından dolayı karşımıza çıkar. O zaman soruyu direkt özetleyerek 2 ve 5 numaralı alanlar arasında diyelim arkadaşlar. Evet, son sorumuzdayız arkadaşlar. Dersimizin de son sorusu bu diyebiliriz. Evet, hemen 3. sorumuza bakalım arkadaşlar, ne demiş? 0-60 derece enlemlerinde yağış oluşma nedenini belirtiniz. Evet,
0-60 enlemlerinde alçak basınç merkezleri bulunur. Alçak basınç merkezlerinde yükselen hava soğur ve balon nem yükselir. Buna bağlı olarak yağış oluşur. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bu merkezler evet, bu merkezler alçak basınç merkezde bulunur. Bulunur dedik arkadaşlar. Evet, alçak basınç merkezlerinde yükselen hava soğur ve balon nem oranı yükselirken yükselirken bu da yağış oluşumuna neden olur diyebiliriz arkadaşlar. Evet, alçak basınç merkezlerinde hemen belirtelim. Şunu biraz büyüteyim mi? Şöyle yapalım. Evet, hemen yazalım. Alçak basınç merkezlerinde yükselen hava soğur. Bu anda karşımda tekrar fasikle bakıyorum arkadaşlar. Ne diyelim? Soğur ve balon nem oranı, yani deme doygunluk oranı ne olur? Yükselir. Yükselir. Evet. Bu da yağış oluşumuna neden olur diyoruz arkadaşlar. Bu durum yağışı beraberinde getirir diyelim arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde pekiştirme 1 ve pekiştirme 2 testlerini çözerek konularımıza devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.